Karantepe'nin kazılmasının ana nedeni Göbektepe'nin anlaşılması da diyebiliriz. 2020 yılının tarih öncesi arkeoloji açısından belki de bu pandemi sürecinin de bir etkisi. Bugüne kadar yani mevcut bilgi akışında dünyanın en önemli keşiflerinden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki yaşayan insanların başka bir dünyanın parçası olduğunu bize gösterdi. İnsanlık tarihini değiştiren Göbekli Tepe'nin ardından Şanlıurfa'da önemli bir keşif daha yapıldı. Karahan Tepe. Karahan Tepe'de yoğun bir kazı çalışması devam ediyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul'a göre Karahan Tepe tarih öncesi arkeoloji açısından dünyanın en önemli keşfi. Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi çerçevesinde kazısı yapılan yerlerden bir tanesi de Karahan Tepe. Diğeri ise hepimizin bildiği Göbekli Tepe. Biz şu anda bulunduğumuz nokta Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 50-55 kilometre, Göbekli Tepe'ye de 40 kilometre mesafede. Benzeri bir doğal çevre içerisindeyiz. Yani yine Haran Ovası'nın etrafındaki yükseltilerden bir tanesindeyiz. Tek tek dağlarını yaklaşık olarak deniz seviyesinden 500 metre kadar üzerinde. Bugünkü topografik anlam, coğrafi anlamda da bir bozkır diye tanımlayabileceğimiz bir şeyin ortamının içerisindeyiz. Burada kazılar 2019 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından başlatıldı ve 3. sezonunda bu sene biraz da pandeminin verdiği rahatlıkla, uzaktan eğitimin verdiği rahatlıkla biraz erken başlatmış olduk. Mayıs ayından, Mayıs'ın başından itibaren, ortalarından itibaren kazılara devam ediyoruz. Karahan Tepe'de Göbekli Tepe'deki dikili taşlara benzer 250'den fazla dikili taş olduğu bildiriliyor. Karahan Tepe'nin kazılmasının ana nedeni Göbekli Tepe'nin anlaşılması da diyebiliriz. Çünkü Göbekli Tepe'yi sadece kendinden biliyorduk. Ama benzeri yerlerin, çağdaş yerlerin araştırılması hem Göbekli Tepe'yi anlamamızı, hem bu bölgeyi anlamamızı, hem de bu dönemi anlamamıza fayda sağlayacağı düşüncesiyle Karahan Tepe'de kazılara başladık. Bu aslında büyük bir şeyin, projenin bir parçası olarak da düşündük. Karahan Tepe'de bugüne kadar kazı yapılan alan haliyle tabii 3. sezon ve bu yaklaşık olarak 2-2,5 aylık bir çalışma anlamına geliyor 3 sezonda gerçekleştirdiğimiz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha uzun süre yapmayı öngörüyoruz. Bu kadar kısa sürede Karahan Tepe'nin tümünü anladığımızı söyleyemeyiz ama en azından yaklaşık olarak milattan önce 9200-9400 yıllara kadar inen katmanların içerisinde çalıştığımızı, bunların daha eskisinde olabileceğini, daha yenisinde olduğunu bildiğimizi söyleyebilirim. Bu güne kadar açığa çıkardığımız yapıların özellikle kazı yaptığımız bölgede tabii bir kompleksin parçaları olduğunu düşünüyoruz. Ve bu yapılardan bir tanesi yaklaşık 23 metre çapında. Ki bir karşılaştırma şeyi yaratsın diye, olanağı yaratsın diye Göbektepe'de D Tapınağı olarak adlandırılan, açığa çıkmış en büyük yapılardan biri olan D Tapınağı'yla aynı boyutlarda bir mekanı açığa çıkarmış durumda. Zaten daha doğrusu bu yapının kazısı devam ediyor ama büyük ölçüde açığa çıkmış diyebiliriz. Bu yapıyla ilintili birkaç mekan daha kazıldı ve bunların tümünün bir kompleksin parçası olduğu anlaşıldı. Ama bu yapıların etrafında kazılara da devam ediyoruz. Dolayısıyla gördüğümüzden çok daha farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Ama sonuç itibariyle birbiriyle ilişkili, birlikte düşünülmüş bir yapı kompleksinden söz ediyoruz. Bu büyük yapının içerisinde duvarlar boyunca giden yine bu dönem için çok artık herkesin bildiği dikil taşlarla karşılaştık. 12 tane dikil taş açığa çıkardık ve bunların bir kısmını da ana kayadan oyulduğunu gördük. Yine yapının ortasında iki tane diğerlerine göre daha yüksek, büyük bir olasılıkla merkezde olmasının sembolik yönü dışında aynı zamanda çatıyı taşıma fonksiyonunda olan iki tane büyük dikil taşla karşılaştık. Bu dikil taşların aralarının da kimi yerde ana kayanın düzeltilmesiyle, kimi yerde daha önce devşirme dikil taşlardan oluşmuş sekiler açığa çıkardık. Ve bu dikil taşların arasındaki sekilerin de her birinin farklı donatıları içerdiğini gördük. Bu da tabii yapının bugün o detaya henüz giremeyecek olsak da oldukça kompleks olduğunu ve bu farklılıkların da kuşkusuz bir anlamı olduğunu, kuşkusuz bu yapının işlevi konusunda bize
fikir verebilecek donatılar olduğunu söyleyebiliriz ama daha detaylı bir şey tanımlama yapmak için de kazının tamamlanması gerekiyor. Karahan Tepe'de ana kayaya oyulmuş bir erkek başı bulundu. Erkek başının bulunduğu odanın özel bir amaç için kullanıldığı düşünülüyor. Zira odaya giren bir kişiyle odadan çıkan kişinin artık aynı insan olmadığı tahmin ediliyor. Burada ilginç olan bir diğer şeyde buluntu grubunda sözünü ettiğimiz bu büyük yapının tam merdivenle inilen yine ana kayanın içerisine oyulmuş bir başka yapı söz konusu. Burada daha önce Karahantepe ile ilgili yapılan paylaşımlarda da bildiğiniz bir insan başıyla karşılaştık önce. Bu ana kayadan oyulmuş daha doğrusu yani sabit yapı inşa edilirken tasarlanmış bir insan başı açığa çıkarıldı ve bunun bir erkeği sembolize ettiğini çünkü çenesinin altında üçgen biçimde bir sakalı bulunan bir baş bu. Aynı zamanda böyle patlak dudaklı, şişik dudaklı bir yüz ifadesi ve göz çukurluklarıyla, burunuyla bu bölgeden daha önceden bildiğimiz insan betimlerine çok benzer bir yüz ifadesine sahip olan olduğunu gördük. Ve bu dik şeyin de insanın da insan başının da karşısında yine yapı inşa edilirken tasarlanarak yerinde bırakılmış dikmelerle karşılaştık. Bu yönüyle oldukça unik bir yapıyı ifade ediyor. Ve bu az önce söylediğim büyük yapıyla birlikte düşünülmüş olması da bir kompleksin parçası olduğunu gösteriyor. Bu yapı bir merdivenle iniliyor. Başka bir diğer ucundan da bir merdivenle çıkılıyor. Basamakların duruş yönü bize bunu en azından çağrıştırıyor diyebiliriz. Bu da tabii haliyle içerisinde bir sürecin tamamlandığı bir yapı olduğu fikrini akla getiriyor. Dolayısıyla en basit anlamda bu yapıya giren kişinin, girenlerin artık çıkanlarla aynı insanlar olmadığını, dolayısıyla bir süreci tamamlamış insanlar olduklarını varsaymamız mümkün. Sonuç itibariyle bunların tabii şimdilik yorum ama bu yapının içerisinde bu fiziki çerçevenin dışında alınan toprak örnekleri, işte duvarlarından tabanına alınan tortular bize biraz daha fazla yapının işlevi hakkında fikir verebilir. Ama böyle bir kompleksin içerisinde en azından bir sürecin gerçekleştiğini, tamamlandığını söyleyen fiziki şeyleri, donatıları bize bu yapı hakkında bu tür bir yorum yapmaya şimdilik olanak sağlıyor diyebilirim. Bu sözünü ettiğimiz yapı kompleksi hem donatılarıyla, boyutlarıyla, birbirleriyle kurdukları ilişki bakımından unik. Biz bu döneme ilişkin yapıları Göbektepe'den biliyoruz. Onların da birlikte düşünüldüğünü gösteren emareler olmakla birlikte buradaki yapı kompleksinin birlikte tasarlandığını çok açıkça izleyebiliyoruz. Bu yönleriyle özellikle 2020 yılının tarih öncesi arkeolojisi açısından belki de bu pandemi sürecinin de bir etkisi. Bugüne kadar yani mevcut bilgi akışında dünyanın en önemli keşiflerinden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Detaylarını tanımladığımızda bu keşfin ne anlama geldiğini, neden unik olduğunu tabii ki bu incelemeleri incelemeleri biraz daha belirli bir aşamaya getirdikten sonra söylememiz daha doğru olacak. Ama çok rahatlıkla bunun 2020'nin en önemli keşfi olduğunu ve yine Anadolu'nun bu yönüyle de tarih öncesi arkeolojisi açısından da ne kadar az bildiğimizi, ne kadar yeniliğe açık olduğunu bize gösterdi. Bu yönde işte tarih öncesi arkeolojisi yapanlar için sevindirici, keyif verici bir taraf olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle biz burada yani Karahantepe kazıları bize ne kazandıracak, neyi araştırıyoruz gibi çok erken olmakla birlikte bir tanımlama yapmak gerekirse biz bugüne kadar bu döneme ilişkin en iyi veriyi Göbektepe'den alıyorduk. Birincisi Göbektepe'yi anlamamızı sağlayacak. İkincisi şu ana kadar elde edilen veriler Göbektepe'den gördüğümüzden farklı bir yerin olduğunu, farklılıklar içeren mimari kalıntılar barındırdığını, dolayısıyla buradaki yaşayan insanların başka bir dünyanın parçası olduğunu bize gösterdi. Karahan Tepe'de çıkarılan kalıntılar Göbekli Tepe'den çıkarılanlara göre günümüze 200-300 yıl daha yakın tarihlendiriliyor. Her iki yerleşim yeri arasındaki en büyük fark kalıntılardaki betimlemelerin Göbekli Tepe'de hayvan, Karahan Tepe'de ise insan figürleri ağırlıklı olması. Bugüne kadar Göbektepe'den bildiğimiz sembolizme ağırlıklı olarak merkezinde hayvan sembolizması var. Bir animist dünya görüşünü yansıtan bir
sembolizmadan söz etmek Göbektepe için mümkün. Ama Karahantepe'de ise bunun yerini hayvanlar ortadan kalkmasa bile bunun yerini ağırlıklı olarak insanın aldığını görüyoruz. Bunu da çok çok detaya girmeden gene Tarih öncesinin bu döneminde kendini başlangıçta hayvanlar aleminin bir parçası olarak gören, onların dünyasında yaşayan insanın zaman içerisinde, çok kısa bir süre dönemde kendisini hayvanlar aleminin dışına çıkaran, o evrenin merkezine yavaş yavaş koymaya başladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Karahantepe ile Göbektepe'nin ilişkisinde bu bağlam üzerine kurmak şimdilik akla yatkın geliyor. Çünkü şu anda Karahantepe'de açığa çıkarılan kanıtlar Göbektepe'den birkaç yüzyıl daha, 200-300 yıl daha yeni, sonraki döneme tarihleniyor kazdığımız bölge. Bu iki yerleşmenin arasındaki sözünü ettiğimiz farklar da bize insanın dönüşümünün göstergeleri olarak ilk akla gelen yorum olarak tanımlayabiliriz. Güneydoğu Anadolu bölgesinin hazineleri her geçen gün insanlık tarihine dair bilinenlere yenilerini ekliyor. Kazılar tamamlandığında belki de tarihe dair sorulara tüm yanıtlar bu topraklardan çıkmış olacak.